Merhaba çocuklar, konumuz doğal sayıları karşılaştırma. 3 tane sembol var, bunların anlamına birlikte bakalım. Eğer hangisi küçük, hangisi büyük diye karıştırıyorsak hemen şu gelecek aklımıza. Hayali bir çizgi çiziyoruz. Hangi harf oluştu? Harikasınız, K harfi oluştu. Yani küçük tür sembolü. Diğerinde de yine hayali bir çizgimiz var. Çizdiğimiz zaman hangi harf oluşuyor çocuklar? B harfi. Demek ki bu büyük tür sembolü. Sonuncusunu zaten biliyorsunuz. Eşittir. 345-674 sayısını karşılaştıracağız. Sayıları karşılaştırırken her zaman en büyük basamağa bakılır. 3 basamaklı sayıda en büyük basamak yüzler basamağı. Yüzler basamağında 3 var, 6 var. Peki 3 yüzlük mü büyük, 6 yüzlük mü büyük? Harikasınız, 6 yüzlük daha büyük. Bu durumda 345 ne olacak? Küçük tür olacak. Küçük tür sembolünü yapıyoruz 674'ten. Diğer sayı ikilisine bakalım. Bir yüzlük, bir yüzlük. Hangisinin büyük olduğunu anlayamadım. Bu durumda onlar basamağına bakıyorum. 7 onluk, 6 onluk. 7 onluk, 6 onluktan daha büyük olduğu için 178. Ne diyeceğiz? Büyük tür 165'ten. İki sayıya baktığımızda eşit olduğunu görüyoruz ve eşittir sembolü. Verilen sayıları küçükten büyüğe doğru sıralayacağız. En küçük sayıyı bulalım. Yüzler basamağına bakıyoruz. 200'lük, 600'lük, 300'lük, 100'lük, 400'lük. Hangisi daha küçük? 100'lük. 170'i yazıyoruz. Küçük tür sembolü nasıl olacaktı çocuklar? Tabii ki böyle. Devam ediyoruz. Bulduğumuz sayıya çarpı attık. Daha sonra hangisi küçük? 200'lük. 274'ü yazdık. Küçüktür sembolü. Semboller aynı olmak zorunda. Bir sıralamada farklı semboller olamaz. Aynı sembolleri devam edeceğiz. 274'ü yazdık. Çarpı atıyorum. Daha sonra hangisi gelecek? 300'lük yani 342. Küçüktür. Çarpı atıyoruz. 450. Küçüktür. En büyük sayı da 665. Diğer sayıları da küçükten büyüğe doğru sıralayacağız. 600'lük, 300'lük, 600'lük, 400'lük, 400'lük. Bakın aynı olan yüzlükler var. 600'lükler de aynı. Peki bunlardan en küçüğü hangisi? 342. Küçüktür sembolü yapıyoruz. Çarpı attık. Baktığımızda 600'lükler mi küçük, 400'lükler mi? Tabii ki 400'lükler. Peki hangisini önce yazacağız? Yani en küçük hangisi? Onlar basamağına baktım. 7 onluk. 0 onluk. Demek ki en küçüğü 407. Daha sonra 470'i yazıyoruz. Ve bu sayılar da gitti. Geriye 600'lükler kaldı. Hangisi daha küçük? Onlar basamağına baktık. 7 onluk, 8 onluk. 7 onluk daha küçük olduğu için önce onu yazacağız. Küçüktür sembolü. 675 küçüktür. En büyük sayı da 688. Verilen sayıları büyükten küçüğe doğru sıralayacağız. Yani en büyük sayıyı bulacağız. Yüzler basamağına bakıyoruz. 500'lük, 200'lük, 500'lük, 500'lük, 200'lük. Hangisi büyüktür çocuklar? 500'lük daha büyüktür. Peki 3 tane 500'lük var. Bunlardan en büyüğü hangisi? Bunun için onlar basamağına bakıyorum. 1 onluk, 5 onluk, 0 onluk, 5 onluk daha büyük olduğu için birinciye bunu yazacağım. Daha sonra ikinciye 1 onluk, 0 onluk da üçüncü yazılacak. Yazalım birlikte. 555 büyük tür yazacağız değil mi? Çünkü büyükten küçüğe doğru sıralıyoruz. Peki büyük tür sembolümüz nasıldı? Bu şekilde bakın. Hayal çizgi çizdiğimizde B harfi oluşuyordu. Birinciye yazdık, çarpatıyorum. İkinciye 512. Büyüktür sembolümüz, çarpı attık ve 502. Geriye ne kaldı? 2 tane sayımız kaldı. Bunlardan hangisini önce yazacağız? Büyük olan hangisi? Yüzler basamağı aynı olduğu için onluklara baktık. 1 onluk, 1 onluk. Anlayamadık hangisinin büyük olduğunu. Birler basamağına bakacağız. 5 birlik, 0 birlik. 5 birlik daha büyük olduğu için dördüncüye bu sayı yazacağız. 215. Büyüktür en küçük de 210. 80-60 büyük tür A sayısından. A yerine yazılabilecek en büyük sayı kaçtır? Önce işlemi yapalım. 80'den 60'ı çıkarırsak 20 kalır. Sembolümüz büyüktür ve A sayısı. Bizden A'yı en büyük olacak şekilde bulmamız isteniyor. Okuduğumuz zaman 20
Hangi şarttı bu? Büyüktür. Büyüktür A sayısından. Bu durumda A sayısı 20'den ne olacak çocuklar? Küçük olacak. A'yı 20'den küçük olacak şekilde ama 20'den çok uzaklaşmadan bulmaya çalışacağız. 20'den küçük dediği için geriye doğru gideceğiz ama çok uzaklaşmıyoruz bakın. Sadece bir adım geri gideceğiz. 20'den bir adım geri gidersek hangi sayıyla karşılaşırız? 19. Demek ki A en büyük 19 olabilir. 5, 8, 0 rakamlarını kullanarak yazılabilecek 3 basamaklı en küçük doğal sayı kaçtır? 3 basamaklı olmasını istiyoruz. Bir de en küçük olmasını istiyoruz. 3 tane nokta yapıyorum. Bunlar basamakları gösteriyor. Rakamlarımız 5, 8, 0. Biz en küçük olmasını istediğimiz için yüzler basamağına en küçük olan rakamı yazacağız. Baktığımızda 0 en küçük. Fakat 0'ı yüzler basamağına yazarsak bu sayı 3 basamaklı olmaz. Yüzler basamağında 0 olursa 2 basamaklı olur. Bu yüzden yüzler basamağına 0 yazmıyorum. Hangisi en küçük 5 ve 8'den? 5 küçük olduğu için 5 yazıyorum yüzler basamağına. 5 gitti. Değil mi? 5'i kullandık. Peki daha sonra küçük olması için devam ediyorum. Onlar basamağına da en küçük olan rakamı yazacağım. Hangisi küçük? 0, 0 yazıyoruz. Onlar basamağına geriye 8 kalıyor. En küçük 508. B artı 70 küçüktür 30 artı 50'den. B yerine yazılabilecek en büyük sayı kaçtır? Verilen işlemi yapabiliriz ve tekrar yazalım. B artı 70 küçüktür. Topladığımız zaman 80 yapar. Demek ki buradaki işlem sonucu 80'den küçük olacak. 80'den küçük yani geriye doğru gittiğimizde burası 79 olabilir. 78 olabilir. 77, 76 bu şekilde devam ediyor geriye doğru. Soruya döndüğümüzde B yerine yazılabilecek en büyük sayı sorulmuş. En büyük sayı sorulduğu için buraya en büyük olacak şekilde kabul edeceğiz. En büyük hangisi? 79. Peki B artı 70 eşittir 79 olması için B kaç olmalı? 9 olmalı. Demek ki B yerine yazılabilecek en büyük sayı 9. Konumuzun sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşürüz.